Türkiye'nin başkentindeki gençler Türkiye hakkında ne düşünüyor? Şu an ülkemiz ve geleceğimiz hakkında ne düşünüyorsunuz kardeşim? Şimdi bazı sıkıntılar var tabii. Başkentin, hani başkentte yaşıyoruz ama hani Türkiye genelini düşündüğümüz zaman sıkıntı var mesela. Şimdi Türkiye birazcık, ben şöyle bakıyorum, bölgesel ayrılmış durumda. Mesela Türkiye'nin, Ankara'dan örnek vereyim. Ankara'nın bazı bölgeleri var. Mesela Çankaya'da çok nezih yerler var. Ama mesela Mamak'a gittiğin zaman, Sincan'a gittiğin zaman çok daha farklı görüntüler görüyorsun. Ya bu Türkiye'nin her yerinde böyle. Birazcık Türkiye'de ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorum. Ekonomiksel mesela, yani çok temel. İnsan hayatında mesela temel sorunlar var. Mesela insan hayatı için yaşama hakkı var mesela, değil mi? Mesela Türkiye'de yaşayan bir gençsiniz. Örnek veriyorum, geçen gün Altındağ'da bir tane genç öldürüldü. Mesela yaşama hakkı elinden alındı. Çok basit bir örnek. Beslenme hakkı, değil mi? İnsanların beslenme hakkı var. Mesela ben öğrenciyim, öğlen yemeğinde gidip dışarıda yemek istiyorum. 30 lira 40 liradan aşağı hiçbir şey bulamıyorsun. Yani bulsan da ne doyuruyor, ne kaliteli oluyor, ne bir şey oluyor. Her gün 30 40 lirayla, ben daha lisedeyim. Liseyle nasıl geçin? Yani üniversiteyi ben düşünemiyorum. Hani benim durumum kötü değil. Hani ailemin durumu o kadar da kötü değil. Belki birazcık karşılayabilirim. Ama Türkiye geneline vurduğun zaman asgari ücretle, orta ücretle geçinen insanlar nasıl geçinecek merak ediyorum. Ben ona üzülüyorum mesela. Bizim hocamız diyor ki sadece matematikten bir ders föyüğüyle işleyeceğiz. Diyor ki bir tane ders kitap alacağız. Gidiyorum soruyorum, burada Karanfil Sokağı'nda kitaplar çarşısı var. 100 lira diyor bir tane ders kitabından sadece. Bunun matematiği var, kimya, biyolojisi var. Bir sürü kitap var. Bunu hani ben belki karşılayayım. Türkiye'de kaç kişi karşılayabilir? Ya yani ona üzülüyorum. Yani gençler gidiyorum bakıyorum. Bunun farkında mı peki? Yani farkında. Hükümeti değiştirecekler mi ya da yerine gelecek olanlara gerekli baskıyı yapacaklar mı kardeşim? Yoksa bu sistem böyle isimler değişse de devam mı edecek Yok, aynı şekilde? Yok. İşte benim şu andaki tek temennim, gerçekten tek temennim, muhalefette güzel bir adayın çıkması ve sistemi değiştirip düzenlemesi. Yoksa muhalefet gitsin, aynı sistemden devam etsin değil. Yani AK Parti gidecek, CHP gelecek, işte örnek veriyorum DEVA gelecek, hani rastgele söylüyorum şimdileri. Ama sistem değişmezse sorun yok. Benim şu an tek temennim muhalefetin gelip muhalefetin doğru iş yapması. Muhalefet doğru iş yapmazsa da zaten sorun var. Mesela örnek veriyorum, ben çok fazla insan tanıyorum. 2023'te seçimi kaybettiği zaman ya ben artık nasıl çıkarım? Hani şu andan zaten düşünüyor da 2023'te kaçayım. Ben şunu görüyorum. Öngörü şunu varsayalım. 2023'te diyelim seçim kaybedildi. Ben şu haberleri öngörüyorum. Türk gençler Yunan kıyılarına doğru yüzerken boğuldu. Artık bunu düşüneceğim. Yani çünkü insanlar kaçacak gibi geliyor. Çünkü öyle düşünüyorum. Yani insanlar şu anda hani dışarıya çıkmaya çalışıyor. Hiç ümidiniz kalmadı mı şu anki hükümetten? Ya şunu yapsa belki yapar mı vesaire? Yok tarzı. Bu hükümetin yani vadesinin doldu. Ya bu olmuyor. Artık olmayacak. Yani ben ona inanmıyorum. Yeni bir lider, yeni bir parti, yeni bir sistem gelecek. Düzeltecek. Tamam diyeceğiz. Yani olmazsa hani muhalefet geldi. Muhalefet yanlış yaptı. Ne yapayım abi daha? Biz daha tekrar ne yapalım? Tekrar değiştiririz diyorsun. Tekrar değiştiririz ama bu olsun yani. Yani 20 yıldır aynı hükümetle devam ediyorsak, hani şairin bir sözü var biliyorsun. Celladına aşık olmuşsa bir millet diye. Yani neden aşık? Yani neden aşık? Yani oldu, tamam, iyi işler yaptı. Sonradan sıkıntıya girdi. Değiştir. Yalnız bunun altyapısında şöyle bir bilinçsel altyapısı var. Bir beka problemi öne sürülüyor. Yani AK Parti kaybederse sanki ülke değişecek, bölünecek gibi. Farkında mısın? Öyle bir hava şimdi veriliyor. Bu hani, yani seçmen oradan AK Parti tamam. Çok şimdi. Bu AK Partili seçmen insanların özel kurduğu, yani genelde kurduğu cümle algı operasyonu derler ya. Algı operasyonu. Yani bunu AK Parti de yapıyor, belki CHP de yapıyor. Kendi gazeteleri ayrıcalığıyla işte insanlara bazı şeyleri empoze ediyorlar ama şimdi şöyle bir şey var. AK Parti gittiği zaman bu ülke yanmayacak. Bu ülkeye Amerikan askerleri girip etrafı taramaya başlamayacak. Yani insanlar bunu düşündüğüne inanıyorum ben artık. Çünkü sanki AK Parti gidince biz öleceğiz, biteceğiz. Bu da şuna dayanıyor. Şimdi burada birazcık muhalefetin hatası var. 2002'de örnek veriyorum. İşte ondan önce başörtü sorunu olmuş. Bu insanlar birazcık sorunlar yaşamışlar ve artık siyasal İslam, evet, yani siyasal İslam olarak yönelmişler. AK Parti de o zaman iyi parlamış. Çok şanslı bir parti olduğunu düşünüyorum. Çok büyük sıkıntılardan iyi bir şekilde yükselmiş, gelmiş. Ama burada muhalefet sıkıntı yapmış, düzeltmemiş. Yıllar üstüne koymuş. Burada AK Parti'nin listelerce buradan saysam yanlışı varsa aynı şekilde muhalefetin de var. Kazanamamış. İnsanlara yanlışlar yapmış. Böyle biz çekiyoruz yerimesini abi. 2002'de yaşlı insanlar oy vermeye başlamış. Belki bir süre iyi gitmiş. Benim çocukluğumda belki ekonomi iyiydi ama şu anda değil. Ben lise çağına gelmişim. Benden önce 2010'larda, 2015'lerde belki de birazcık da sıkıntı vardı ama o zamanlarda üniversite yaşayanlar yaşadı bu hayatı. Sen bir lise öğrencisisin ve bunları bu kadar nasıl öğrendin kardeşim bu yaşta? Abi benim birazcık da ilgim var ama bu artık yani asıl sorun bu. Mesela ben liseye gidiyorum. Siyasete o kadar hakim. Ya psikolojim bozuldu ya. Ben mesela şunu söyleyeyim sana. Sürekli gündem takip etmeye başladım böyle. Hani karantinadayken de böyle sürekli o kadar fazla. Ya skandallar ülkesiniz. Mesela Almanya'da bir insan, bir genç, benim kuzenim Almanya'dan geliyor. Bakanlarını tanımıyor mesela. Hadi Milli Eğitim Bakanı'nı tanısın.
Bu bakın abi ben sen tarım... Sen şu an ülkeyi yönetecek hale gelmişsin. Abi tarım bakanını tanıyorum, sanayi bakanını, İçişleri bakanını, Milli Eğitim bakanını, o bakanı, bu hepsini tanıyorum. Ben Sedat Peker açıklıyor, Mustafa Çalışkan aklıma geldi şu an mesela. O emniyet il yardımcı müdürlerine kadar ezberlemiş durumdayım. Artık kafayı bozdum. Bir yerden sonra da Twitter'a girmemeye başladım. Çünkü artık insan dayanmıyor. Yani ben diyorum ki ya ben ne yapıyorum demeye başladım. Hani derslerime bakayım. Ya artık... Ne diyeyim, bu ülkeyi bize getirdi. Son bir öngörünü merak ediyorum. Sence, görüşün çok önemli. Sayın Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü aday kim? Abi, onun da bir sürü denklemi var. İşte mesela Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener mesela, Muharrem İnce. Ya şimdi bunlardan hangisi? Ya Türkiye o kadar belli bir şey değil ki. Bakarsın Mansur Yavaş %80 alır. Yani hiçbir şey belli değil. Şöyle diyorlar, Mansur Yavaş gelirse bu sefer Kürtler vermez. Ekrem İmamoğlu gelirse ben ona vermem. Yok ona vermem, buna vermem. E o zaman sistemden yakınmayın abi. Sen gidiyorsun orada diyorsun ki benim burada sokak röportajlarında görüyorum. Adam diyor ki ya kiramı geçinemiyorum, çocuğuma bakamıyorum, onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Çok şükür AK Parti'ye vereceğim. E böyle bir şey mi var? Sistemi değiştir. Yani insanlar şuna alıştırılmış durumda. Fakire şükretmeyi öğretmişler ki zengin daha rahat yaşasın diye. Bu insanlar buna artık alışmış. Ya adamın cebinde 5 kuruş parası yok. Ben diyor ki ben AK Parti'ye vermeye devam edeceğim. Ben adamın hakkını savunuyorum. Diyorum ki sen daha iyi yaşaman lazım. Sen daha iyi şartlarda yaşaman gerekiyor. Diyor ki çok şükür ben halimden memnunum. AK Parti'ye vereceğim. CHP gelsin ülke yanar biter. E deney kardeşim. 20-21 senedir gelmiş. Ben burada sana abi 40 dakika anlatsam gene bitmez yani. Kardeşim yüreğine sağlık, şaşırdım yani. Ben seninle birkaç kere Clubhouse'da karşılaşmıştım. Evet. Sözleşmiştik Ankara'ya gelsek evet. Bir röportaj yapalım diye. Ben seni üniversite öğrencisi, hatta üniversite mezunu zannediyordum. Helal olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Türkiye'nin durumunu nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin başkentindesiniz. Gençler nasıl görüyor ülkeyi? Yani kötü. Çünkü Ekrem Coşkun'a döner 12 lira. Bakın 10 lira param var. Döner yiyemiyorum. Döner. Allah'ın dönerini yiyemiyorum. Ne düşünebilirim yani, ne kadar iyi düşünebilirim, ne kadar sağlıklı düşünebilirim bilmiyorum. Çünkü 10 lira param var. Telefonum 5 yıllık. Hani kötü, sadece kötü diyecek başka bir şey bulamıyorum. Üniversite durumları falan var mı? Düşünüyor musunuz? Şu anda üniversite durumu yok. İşe girdik. Kendimize hesap açtırdık. Yani banka şu anda ofiste çalışıyoruz. Banka hesabı açtırdık. QMB Finans Bank'tan daha yeni. Çünkü üniversiteye yani... gideceğiz. Üniversite için harçlık yapmamız gerekiyor. Yok, ailemin durumu yok. Babam emekli oldu. 1500 lira para alıyor. 1500 lira asgari ücret bağlamışlar. Ne yapsın bu adam? Ne yapabilir? 1500 lirayla nasıl geçinelim? Bunun bir şansı yok. O yüzden şimdi işte biraz çalışacağım. Üniversiteye en azından gidene kadar bir süre para biriktirmek için. Gelecekteki umudunuz, yani bugünlerde gelir geçer elbet diyor musunuz? Nedir durumunuz? Evet diyoruz. 2023'te yani elbet bu şey değişecek. Yani değişeceğine inanıyorum. 2023'te artık Z kuşağı denilen bizim kuşağımızın bu durumu değiştireceğine kesinlikle inanıyorum. Yani şu anki baştaki insanların falan değişeceğine inanıyorum 2023'te. Siz inanıyor musunuz? Orta. Çok da şimdi hangi parti gelirse gelsin kendi adamlarını işe sokacak. Kendi istediğini yapacakmış hissiyatı var bende. Kim gelirse gelsin böyle tam birini gelmeli ki, hani öyle biri gelmeli ki hiç kimsenin hakkını yemesin. Var hakkını mı öyle biri kafanda şu an? Yok. Şu an ben bütün partilerin kendi haklarını düşündüğünü düşünüyorum yani. Sence en güçlü aday kim Sayın Erdoğan'ın karşısında? Bence en güçlü adam yine Muharrem İnce olarak düşünüyorum. Tekrardan en güçlü aday olarak onu görüyorum şu anda. Teşekkür ederiz. Saygılar. Rica ederim. Saygılar.